arkadaşlar. Bu videoda size Atman 3336S dış filtre modelinin incelemesini hazırladım. Kutu açılımında arkadaşlar, kutunun içinden gördüğünüz üzere bir filtrenin kendisi poşetin içinde. Bir de bir kutuda hortumlar ve aksesuarları çıkıyor. Benim aldığım model arkadaşlar 3336S modeli. Bu modelin yüksekliği 37.6 cm, eni ve uzunluğu da 19 x 19 cm. Aparat kutusunun içeriğine baktığımızda arkadaşlar 2 adet 1.6 cm çapında ve 150 cm uzunluğunda hortum içeriyor. Hortumların ana filtreye bağlantı aparatı, emiş boruları. Emiş borusu arkadaşlar ana boru 30 cm. Benim akvaryuma sadece onu kullanıyorum. Uzantı hortumları da var. Daha büyük akvaryumlar için. Kutu içeriğinde arkadaşlar çok fazla sayıda iki farklı çapta vantuzlar var. Gördüğünüz üzere emiş aparatı da 10 cm uzunluğunda. Basış borularına gelecek olursak arkadaşlar, 2 adet yağmurlama borusu var. Akvaryumuzun büyüklüğüne göre herhangi birini ya da beraber kullanabilirsiniz. Bağlantı aparatı, suyun çıkış kısmı 360 derece yönlendirilebiliyor. Bir de huni şeklinde şöyle bir çıkış aparatı var. Ve yine vantuzlar. Video devam ederken arkadaşlar, genel özellikler hakkında biraz bilgi vereyim. 3336S modeli 10 watt enerji tüketimi var. 3 sepetli bir modeli. Bunun 2 sepetlisi 33-35 modeli. Hortumları 12 mm. 5 litre kapasiteli bir filtre. 60-150 litre arasındaki akvaryumlar için uygun görülmüş. Ve 760 litre saat debisi var. Filtre boş şekilde geliyor. Sadece en üst sepetinde sünger ve onun üzerinde koruyucu bir elyaf var. Diğer iki sepet boş. En alt sepetin alt kısmında da küçük bir boşluk var. Şu an arkadaşlar farklı sitelerde farklı fiyatlarda satılıyor. Şöyle 600 TL ve 360 TL arasında değişen fiyatlar. En ucuz 360 TL'yi bulabildim ben güvenilir bir siteden. Oradan temin ettim. Kutunun üzerinde arkadaşlar 3 yıl garantili olduğu yazılmış. Ama tabii ithalatçı firma ya da satıcı herhangi bir sorun olduğunda nasıl bir tepki verecek onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bu videoyu filtreyi 1,5 ay kullandıktan sonra seslendirdim. Filtreden gayet memnunum. Zaten seçmeden önce bayağı bir araştırmıştım. Farklı forumlarda da bakmıştım. Aquarium.com'da da bu markayı araştırmıştım. Çok güzel yorumlar almış. 6 yıl süresince, 10 yıl süresince kullanıp da sorun yaşamayan insanlar vardı. Ben de iç filtreden kurtulup artık dış filtreye geçmek istediğim için bu markayı seçtim. Ürünün çok kaliteli bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı özelliklerdeki diğer markalardaki filtreler neredeyse aralarında 3 kat bir fiyat farkı var. Hemen hemen. Tek eksi mi diyelim bilmiyorum. Belki bazı arkadaşlar olmamasını daha çok tercih ediyor. Çünkü iç filtre malzemelerinin kendisini tasarlamasını istiyor. Tek eksisi malzemesinin olmaması. Onu kendiniz temin edip ekliyorsunuz. Ben arkadaşlar filtre malzemesi olarak Eurostar bir Türk markasının 4 farklı çeşitte biyolojik ringlerini, seramik ringlerini kullandım. Her pakette 500 mililitre ring var. Çok aşırıya kaçtım. Debiyi düşürdü çünkü çok fazla yüklemiştim. Neredeyse onun yarısıyla, yani sadece 1 litre ile çok güzel bir filtrasyon yakalayabilirsiniz. Ben tabi kullandıktan sonra tekrar açıp içini boşalttım. Böylece debi de arttı. Ve filtrasyonda da herhangi bir sorun olmadı. İlk kurulumda da arkadaşlar, videoda gördüğünüz gibi çıkardığım iç filtrenin suyunu ve malzemelerini, içinde biyoballar vardı, onu bir süreliğine filtrenin içine akıttım ilk kurduğumda.
Ve o biyoballları da filtrenin alt, o dediğim boşluk kısmında kullandım. Hani bakteri kültürünün hızlı oluşması için. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olursanız da çok sevinirim. Hoşça kalın.